Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Ben öldüğümde beni toprakta arama. Beni arayacaksan mümin kulların kalbinde ara diye. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 741. Vuslat yıl dönümünde hepinize hoş geldiniz. Ne güzel bir söz söylemiş. Yerini toprağa atmamış, türbeye atmamış. İnsanlar gidip, insanlar türbelerde, topraklarda, mezarlarda ziyaret eder. Sünnettir. Ama asıl yerini tarif etmiş. Asıl yeri de mümin gönüllerin kalbi. İnsan, insanı sever. İnsan, insanı da yer. İnsanı sever, insanın kendi içerisindeki ruhaniyetidir. İnsanı yer, insanın kendi içerisindeki hayvaniyetidir. Eğer hayvaniyet söz konusu olursa, o insan diyeceğiz. Eğer kimsede insaniyet söz konusu olunca insanı sever, insana aşık olur. İnsan, insanı kemalata erdirir. O kimse kamil olur. O yüzden Hz. Mevlana meselesinde mümin, mümin üzüme benzer. Birbirine baktıkça olgunlaşır. Birbirine baktıkça kemale erer. Mümin olmayanlar da koruğa benzerler. Onlar da mümin adayıdır. Olgunlaştıklarında onlar da üzüm olurlar da. İşte insan, insanı kamile bakınca kendi eksik ve noksanlıklarını görür, olgunlaşır. Hazreti Mevlana bu manada insanın üzerinde çok ehemmiyetle durmuş. İnsan, Allah'a anlamlaştıran, bu noktada Allah'ı bilme, tanıma noktasında yegane tek varlık olarak Cenab-ı Hak yaratmış. Bu yüzden Hz. Mevlana insanı alemin temeli olarak görür. Alemin cevheridir, alemin temelidir. Alem insansız bir hiçtir. Alem insansız istediği kadar süslü ve kıymetli olsun, süsünün ve kıymetinin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Hatta Hz. Mevlana meselesinde alem baştan başa meşale olsa, kırıl kırıl yansa, içinde eğer taşı ve kıvılcımı çakma yoksa o bir rüzgardan ibarettir der. Alemi anlamlaştıran insandır. Dünyayı anlamlaştıran insandır. Allah'ı bilip tanıyan insandır. Allah'ı tenzih eden, tesbih eden, teşbih eden, sıfatlandıran insandır. Allah'ı sıfatlandıran dahi insandır. Ne kadar tanıyorsa o kadar sıfatlandırır. Ne kadar biliyorsan o kadar sıfatlandırır. Bilebildiği yere kadar sıfatlandırır. Tanıyabildiği yere kadar sıfatlandırır. Bu sıfatlandırmasının bir ilmi noktası vardır. Kur'an ve sünnet Allah'ı bize tanıtır. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını da bize öğretir. Bu ilmen yakindir. Cenab-ı Hak kendi rahmaniyetini, kendi rahimiyetini, kendi kudretini ve kuvvetini, kendi halim olmasını, kendisinin halim olmasını bize Kur'an'da beyan eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an'ın açılımı gibidir. Yaşayan Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden öğreniriz. Ve insanlar sonuçta Kur'an'ı tanıyan, Kur'an'ı anlamlaştıran, Kur'an'ı tefsir eden, şerh eden yine insandır.
insansız Kur'an'ın da bir anlamı yok. Kur'an'ı muhafaza eden de insandır. Hani Cenab-ı Hak der ya, Kur'an'ı biz indirdik, muhafaza edici de biz indirdik. Kur'an ben indirdim, muhafaza eden de benim demez Cenab-ı Hak. Kur'an'ı biz muhafaza edecekler, çoğunluktur. Çoğunluk vardır burada. Çünkü Kur'an'ı muhafaza edecek olan bu manada Cenab-ı Hakk'ın gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili mesafesindeki insan. Cenab-ı Hak meleklerinin üzerinde böyle bir hususiyet ve hassasiyet oluşturmamış. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ın üzerinde böyle bir söz söylemez. O benim gören gözüm demez. O benim tutan elim demez. O benim yürüyen ayağım demez. O benim söyleyen dilim demez. Bu insandır. Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirir. Kur'an ona tebliğ eder. Ama Kur'an'ı anlam katan, Kur'an'ı anlayan insandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O yüzden insandır her şeyi anlayan, insandır her şeyi idrak eden. Bu manada Hazreti Peygamber meselesinde der ki, sen bu alim arısın. Niçin Allah ve pehteye muhtaç durumdasın? Kendini neden öyle görmektesin? Niçin? Çünkü arı peteği ve balı üretendir. İnsan üretkendir. Bir eli insanın yaratıcıdır. İnsanın bir tarafı haliktir. Cenab-ı Hak bütün sıfatlarını insanın üzerine giydirmiştir. İnsanın sıfatsal noktası da sonsuzdur bu manada. Allah bütün sıfatlarıyla insanın üzerinde tecelli eder. Bütün sıfatlarıyla. O yüzden Hazreti Mevlana ne ararsan kendinde aradı. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını dışarıdan da aleme bakarak da izleyebilirsiniz. Herkes insanı küçük alem olarak görür. Bu fakir insanı büyük alem olarak görür. Asıl büyük alem insandır. O yüzden haksız yere bir kimseyi öldüren kimse bütün insanları öldürmüş gibi günah eder. İnsandır kıymetli olan. Böyle din adına kalkıp da bir yerde bomba atamazsınız siz. İnsanları katledemezsiniz. İnsan kıymetlidir çünkü. Çok affedersiniz. İnsanın vücudundan çıkanları dahi satamazsınız. Satamazsınız. İnsanın hiçbir şeyi ticaret metası değildir dinen. Hiçbir şey. Kadınlar saçlarını keserler, perucular o saçları alır ya, satın alırlar. Haram. Kadın saçının telini dahi satamaz. Ticaretini yapamaz. İnsanın herhangi bir uzvu alınıp satılamaz. Ticaret yapılamaz. Haram. Asla. İnsan alınıp satılamaz, haramdır. Asla insan köleleştirilemez, haramdır. Asla din bunları yavaş yavaş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ortadan kaldırmıştır. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir.
ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanı önemli tutar. Allah ayet-i kerimede ahsen-i takvim üzerine yarattıklar. Ahsen-i takvim denilince en güzel değildir. Her şeyiyle kemale ermiştir. Her şey. Ama bu insanı anlamlı kılan, insanı insan yapan en güzel şey edeptir. Bir kimsenin edebi yoksa bu kimsenin hiçbir şeyi yoktur. İlla ki edeptir. İlla ki edeptir. İlla ki edeptir. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri insanı insan eder, insanın edebidir der. İnsanın kemale erdiren, insanın ahlakıdır der. Kıymetli dostlar, eğer bir kimse o edep ve edeplenmediyse Hazreti Mevlana'nın deyimiyle o eşekten bir farkı yoktur. Hatta eşekten daha aşağıdır. İnsan Hazreti Mevlana'nın deyimiyle alemin cevheri. Onu cevher eden şey Allah'ı tanıması ve bilmesidir. Bir kimsenin Allah'ı tanıması ve bilmesi onun edebinden geçer. Allah'ı tanıyan ve bilen edep süsüyle süslenir. Allah'tan korkan edep süsüyle süslenir. Eğer bir kimse Allah'ı bilmiyorsa o kimse hiçbir şey bilmiyor. Allah'ı bilmek demek, Allah'a ibadet etmek demek değildir sadece. Bize Allah'ı bilmeyi sadece Allah'a ibadet etmek olarak anlattılar. Bir kimse Allah'ı tanımaz, Allah'ı tanımadığı için de ibadetten uzaktır, ahlaktan da uzaktır. Bir kimse tanımadan da ibadet edebilir. Tanımadan ona ibadet etmesi onu insanı kamil etmez. Bizim insanımız ibadet eder. Ama bizim insanımız Allah'ı tanımaz. Allah'ı bilme noktasında değildir. Çünkü bizim insanımıza Allah'ı tanıma ve bilmeyi öğretmezler. Sizin evlerinizde küçük ilmihal kitapları vardır. İlmihal kitaplarında namazın, abdest, orucu, bozanı bozmayanı vardır. Allah'ı tanımakla alakalı bir şey yok. Yeryüzünde Allah'ın tanınmasını ve bilinmesini istemez. İnsanları yönetmek isteyen deccaliyetler. Çünkü insanlar Allah'ı tanır ve bilirlerse özgür olurlar. Allah'ı tanır ve bilirlerse hürriyete kavuşurlar. Allah'ı tanır ve bilirlerse insanlığı katleder. İnsanlığı katleder. İnsanlığın içinden çıkmış olan hayvandan daha aşağı mahlukları oynamış olduğu oyunları başlarına geçirir insan. Eğer sizi gütmek istiyorlarsa, sizi yönetmek istiyorlarsa, sizi yönlendirmek istiyorlarsa, size haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü devam ettirmek istiyorlarsa, siz Allah'ı tanımazsınız. Allah'ı bilemezsiniz. Bildirmezler. Bakın, İslam dünyasında oynanan çok önemli bir oyun var. Bundan 200 yıl önce İslam dünyasında Sufi anlayışı ve Sufi düşünceyi yerle bir etmek istediler. Ve bunun bir kısmını başardılar. Nasıl başardılar biliyor musunuz? Yanlarına bir kısım medrese alimlerini, yanlarına bir kısım siyasetçileri ve yanlarına batıcı reformistleri alarak da Sufi düşünceyi, Sufi hayatı, Sufi edebinin terbiyesini yok ettiler. Sindirdiler, astırdılar, onları ötelediler.
biz hepimiz sufileri eksik, yanlış, noksan olarak tanıdık. Dervişleri hep kötü olarak tanıdık. Böyle tanıdık bize. Eğer bir kimse başına bir kavuk koydular, sırtına bir cübbe, kafasına bir sarı sardılar, o mahallenin namusunu lekeleyen kimse oldu gözümüzde. Buna siyasetçiler ve ehli bir kısım medrese ulaması çanak tuttu. Ve sufiler kendi hataları kusurları da vardı. Bir adım geri çekildiler. Zannettiler ki orada duracak her şey. Durmadı. Bu katta, bu insanlıktan uzak sistem gözünü medreselere dikti. Ve medreseyi de yuttu. Çiğnedi, dağıttı. Şimdi gözünü nereye dikti? Şimdi gözünü diktiği yer hadis-i şerifler. Dinin olmazsa olmazı. Şimdi 15 yaşındaki bir çocuk hadislerin hangisi sahih diyor. Hiç hadis kitabı okumayan bir kimse soruyor. Diyor ki bu hadislerin hepsi de sahih mi? Bunun yolu nereden çıktı biliyor musunuz? Sufilere saldırıyı planlayanlar devam ediyorlar. Bir öküz gitti, ikinci öküz istiyor, o da gitti, üçüncü öküz istiyor, o da gitti, dördüncü öküz istiyor. Başlangıcı sarı öküzdü. Biz sarı öküzü verdik, gelince insanlığımızı unuttuk. Oysa bizim toplumumuzda bize insanlığımızı öğreten sufilerdi. Bir derviş dedelerimiz var mahallede. Onlar zikrederlerdi. İnsan olmanın yolu idi. Onlar bize nasıl insan olmamızı öğretirlerdi. Çünkü edebi olmayanın eşekten farkı yok idi. Bizi edepten uzaklaştıraraktan insanlığımızdan uzaklaştırdı. İnsanlığımızdan uzaklaştık. Önceden büyüğümüze saygı vardı. Küçüğümüze sevgi vardı. Annelerimiz başımızın tacıydı. Torunlarımız sevgilimizdi. Eşlerimiz nadide birer çiçekti. İnsandı. İnsandı her şey. Sokağımızda aç yoktu. Varsa herkes buyururdu. Hasta olursa herkes bakardı. Herkesin kapısı açıktı. Çalıp haber verdi, edeptendi. Kapının arkasında dayak yoktu. Kapının arkasında kilit yoktu. Mutfak bütün mahalleye açıktı. Ben çocukluğumu anlatıyorum size. Ben 17 yaşına kadar, 16, 20 yaşına kadar, Bayındır'dan çıkıncaya kadar yaşadığım hayatı anlatıyorum size. Bizim kapının arkasında kilit yoktu. Biz sofrada kulak doğrultu kapı açılırdı bizim. Birisi içeri girerdi, sadece bir şeyler aldı. Neriman abla oradan salça alacaktı. Salçanın yerini bilirdi. İnsan, insan, insan kaybetti. İşte Hazreti Mevlana 741. yılında biz neyi konuşalım diye kendi kendimize sorarken Mevlana'da insan çıkageldi. Düşündüm, bundan 5-6 ay önce, bu nereden çıktı diye. Sonra gelişen olay
etrafa o gözlükle bakınca dedim ki ey koca bir, 740 yıl ötesinden şimdi bize işaret ediyorsun. 740 yıl ötesinden yine bizi başıboş bırakmıyorsun. 740 yıl ötesinden neyi nasıl düşünmemizi istiyorsun. Kıymetli dostlar, eğer insan olamaz ise, eğer edebimizi ve terbiyemizi, eğer ahlakımızı, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakına benzetemezsek, siz isterseniz kocaman fabrikalar kurun. Siz isterseniz kocaman tesisler kurun. Siz isterseniz ekonomik olarak zirveye çıkın. Siz isterseniz siyaset olarak zirveye çıkın. Bakmaya mahkumsunuz. Devlet istediği yatırımı yapmasın. Eğer o topluluk güzel ahlakla ahlaklanamadıysa devlet de bakmaya mahkumsunuz. İstediğiniz kadar size ambulans alsın. Bu arada bu ambulansı kullanacak olanlar, o hizmet alacak olanlar güzel ahlakla ahlaklanmadıysa bir tane Molotov kokteyline bakın. Siz istediğiniz okulları yapın. Bir tane Molotov kokteyline bakın. Bir tane. Yapıyor diyor. Ben Tire Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. İçinde her bölümün kendi makineleri vardı. Bir sınıf çıkınca bu sınıf girerdi. Eğer bunun içerisinde sınıfta hain çocuklar var ise makinenin birisini bozardı. Eğer insan insanlıktan çıktıysa yapılabilecek bir şey yok. Ben size şimdi çok süslü sözler söyleyebilirim. Öylesine tasavvufi şeyler söylerdim. Derdim ki ne ararsan kendinde sen neyi arıyorsan olsun. Siz de oturduğunuz yerlerden nasıl ben Allah'ı arıyorum. Allah be! Ne muhteşem! Hazreti Mevlana'nın esnemesinden ekmek arıyorsan ekmek sevmez. Su arıyorsan su sevmez. İnsan arıyorsan insan sevmez. Allah'ı arıyorsan Allah'sın. Muhteşem bir söz. Bu akşam sohbete gittim. Ne dedi biliyor musunuz? Evet. Allah'ı arıyorsanız siz Allah'sınız. Ne anlar ibadet ederim ki? Hadi selamun aleyküm. İşiniz kutunuz az gelsin. Neden? Biz bunlar ruhlu olduk. Gitti. Gitti. Ne derin bir konuşma oldu değil mi? Bunun içinden çıkabilecek olan kaç kişiyiz? Hiç değil, anlatalım. Hazreti Mevlam öylesine bir şey koymuş böyle güzel. Ekmek arıyorsunuz, ekmeksiniz. Evet. Şimdi içimize bakalım, tefekkür edelim. Ne arıyoruz? Hatta ben bazen dedim ki Allah'tan isteklerimizi yazın yukarıdan aşağıda. Allah'tan isteklerimizi yukarıdan aşağıda yazın. En fazla istediğinizde yazın birinci sebebi. Ben söyleyeyim. Evli olmayan bayanlar birinci sırada evlenir. Evli olmayan erkekler birinci sırada evlenmek erkek, işi olmayanlar, iş
çocuklar çocuk. Ev olmayan ev, öyle değil mi? Ev yok, ev istiyor. Ev mi oldu şimdi o? Ne istiyorsa oydu ya. Ne yapıyorsa oydu ya. Herkes kendince alacak. Öyle değil mi? O değil işte. O zaman insanlığı arıyorsan, insanlığı arıyorsan, bilin ki Allah insanlıkta saklı. Bilin ki Allah güzel ahlakta saklı. Bilin ki Allah edepte saklı. Bilin ki Allah insanlarla iyi muamelede saklı. Bilin ki Allah, bilin ki Allah insanların kendi arasındaki ilişkilerde saklı. Eğer biz bu manada algılayamazsak, bu manada anlayamazsak, o zaman biz ne yazık ki insan olarak insanlığımızı kemale erdirebileceğiz. İşte insan, insanlığını kemale erdiğinde alemin kompleyi. Cenab-ı Hak insanı yaratacağında meleklere dedi ki, ben bir insan yaratacağım. Melekler de dediler ki, sen yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak, kan dökecek bir şey mi yaratıyorsunuz? Allah dedi ki, siz bilmezsiniz, ben biliyorum. Ama bunun ilk evveli var. Evveli şu, Cenab-ı Hak bir şey yarattı. Henüz daha melekleri yaratmamışlar, cinni tayfesini yaratmamışlar. Hiçbir şey yaratmamışken Allah bir şey yarattı. Yarattığı şey Allah'ı tesbih etti. Allah'ı tesbih etti. Allah'ı tenzih etti. Tesbih etti, zikretti. Tesbih etti. Sıfatlandırdı. Tenzih etti. Sıfatlandırdığı şeyi reddetti. O buna da benzer. Bu Allah'ın hoşuna gitti. Allah tanınmaklığı sevdi. Çünkü Cenab-ı Hak tanınmıştı. Ondan öncesinde hiçbir şey yok idi. Allah'ı tanıyacak bir şey yok. Allah'ı tanıyacak bir şey yok. Allah tanımlanamaz noktadaydı. Tanımlanamaz. Ve Cenab-ı Hak bir şey yarattı. O yarattığı şey onu zikredi, onu tanıdı. Onu tanıyınca Cenab-ı Hak'ın hoşuna gitti. Ve ondan bütün alemleri yarattı. Bu ilk yaratılan şey Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan ve nuraniyetinden yarattığım dediği şey, İmam-ı Azam'ına bir şey der, bir şey, ne olduğu belli değildir. Materyalistler onu cevher der. Cevher değildir bu, ilk yaratılan şey. Cevher dersek komple maddeye girer. Bu madde değildir. Bu, bunu anlamak, ne olduğunu idrak etmek mümkün değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilk yaratılan şey benim ruhaniyetim ve nuraniyetimdir. İlk yaratılan akıldır. Öyle de. İlk yaratılan kalemdir. Öyle de. Ama bunların hepsini alt alta alt alta koyduğumuzda tek noktaya varmamız mümkün değildir. O yaratılan şey kendisinden sonra yaratılacak bütün şeylerin cemidir. İçidir. Özüdür. Ve o ondan kendisinden yaratılacak olan bütün şeyleri içerisinde öz olarak hepsine serpilmiştir. O Cenab-ı Allah'ın ruhaniyeti ve ruhaniyetidir. İşte o aynı zamanda ilk akıldır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Aynı zamanda ilk nebidir. Aynı zamanda ilk kitaptır. Aynı zamanda ilk kalemdir. Ama o cevher insandır. Yaratılış olarak. Çünkü tanıyan, çünkü bilen, çünkü idrak
Miraç'ta da Cebrail aleyhisselam çıkıp 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 benim yerim buraya kadar. Bundan sonra ben yürüyemem. Bundan sonra kendin gideceksin ya Resulallah deyip ondan sonra kendisini yürüdüğü noktadır. Dairenin tamamlandığı yer. Bu insan Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'ı teşbih eden, tenzih eden insandır. Allah'ı bilme noktasında Allah'ı anlamlaştıran insandır. Eğer Allah tanınmayan, bilinmeyen bir varlık olsaydı Allah'ın Allah olduğunu hiçbir kıymeti yok idi. Allah'ı bu noktada kıymet noktasında kıymetlendiren yine insandır. Çünkü meleklerin bu noktada yapabileceği fazla bir şey yoktur. Melekler bu manada kör hükmündedir. Kör hükmü nedir? Çünkü onlar belli bir noktaya kadar, belli bir yere kadar ancak anlayabilirler ve tanıyabilirler. Melekler anladıkları ve tanıdıkları belli bir yere kadardır. Kıymetli dostlar, o yüzden Hazreti Mevlam'ın Celaleddin Rumi, sen cihanın hazinesisin. Cihan bir yarım almaya değmez. Sen cihanın temelisin. Cihan senin yüzünden tat tazedir der. O yüzden Hazreti Mevlana Adem oğlu dedi. Dünya sandığına konmuş bir aslandır. Sandık kapanmış, kilitlenmiş. O da kendisini yorgun ve bitkin göstermektedir. Ama günün birinde bir coştu, bir kükredi de sandığı kırıp parçaladı mı, nelere gidiyettiğini, ne işler edeceğini o vakit görürsün der. Bu manada meslemizin başında ey o bağıtır! Ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın der. O bağı çözemeyenler asla ve asla o hürriyete kavuşamayacaklardır. Sen ya Allah'ın nurusun ya da Allah'sın. Onun masarısın. Şu dönemi Allah'a layık görme. Yıldızlarla ayda irade bir özgürlük var sanma. Güneşlerin güneşi sensin. Şu gök kubbete dönüp duran güneş başı bağlı bir topal eşek gibidir. Ay olsun, hiçbir insanı hor görme. Sen değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin. Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. Kendini ucuza satma. Çünkü değerin yüksektir. Eğer sen can torunu arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasını akıl erdirirsen anlarsın ki aradığın ancak sensin, sen. Madendeki inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsan anlarsın her şeyi. Neyi arıyorsan sen olsun. Senin içinde bir can var. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden Suzi. Gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil. Aradığını kendinde ara. Susuzlar alemde su ararlar. Fakat su da cihanda susuzları arar. Madem ki aşık odur. Sen sus artık. Madem ki o kulağını çekmekte. Sen tamamıyla kulak kesin diye Hazreti Mevlana'nın 741. Şeb-i Arus etkinliklerinin Bursa'da son programını bitirmiş oluyoruz. Biz Şeb-i Arus etkinliklerimizde yaklaşık 20 günden fazla sürüyor malum arkadaşlar bilirler. Bursa'daki programların sonuncusuydu. Cenab-ı Hak inşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki senelerde yeniden
bu Şebi Aruz etkinliklerinde tekrar tekrar buluştursun. Birazdan sema başlayacak. Semada kıymetli dostlar, bizim semazen kardeşler her çakta Allah der. Zikreder. Sema bir zikir törenidir. Sema bir halk oyunu değildir. Bir gösteri sanatı değildir. Bir böyle işte ay ne kadar güzel bunlar işte ya tiyatral bir şey değildir. Bizim kardeşlerimiz sema ederlerken Allah, Allah, Allah diye her çakta zikrederler. Gönlüm arzu eder ki sizler de oturduğunuz yerden semaya iştirak edin. Allah, Allah diye siz de zikredin. Hazreti Mevlana bir beytinde der ki sen rebabın ve neyin sesini dinlemektesin. Oysa biz semada onları hiç duymayız. Alemler seyretmekteyiz der. Buraya muhakkak ki semayı izlemeye geldik. Ama izlemekle kalmayın. Siz de oturduğunuz yerde sema edin. Oturduğunuz yerde zikredin. Oturduğunuz yerde edep ile Allah'ı zikredin. Siz de burada hangi gözle bakarsanız onu bulacaksınız. Tiyatral bir gösteri olarak görüyorsanız bacak bacak üstüne atıp geriye doğru kaykılıp yanınızdakiyle sohbet etmeye devam edeceksiniz. Kritik edeceksiniz. Kolu nasıl kalktı, nasıl döndü? Yorum yapacaksınız. Onun ayağı böyleydi, onun kolu böyleydi. Kıymetli dostlar, herkes her şeye kendi kıymeti kadar kıymet verir. Siz ne kadar neye kıymetliyseniz, her şeye o kadar kıymetlisinizdir. Bir kimse sizinle konuşurken telefondaki maillerine bakmasını ister misiniz? Birisi sizinle konuşurken, siz ona bir şey söylerken başka şeylerle ilgilenmesini ister misiniz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki kendin için istemediğini başkası için de istemem. Kendin için istediğini başkası için de ister. Siz karşınızdakine ne kadar kıymet veriyorsanız o kadar kıymetlisiniz. Hani sorarlar ya, Allah beni seviyor. Hadis-i Kudsi cevap ver. Sen Allah'ı ne kadar seviyorsan Allah da seni o kadar sever. Senin Allah'a olan sevgine bak, Allah da seni o kadar seviyor. Ölçü terazi sende. Sema olacak. Sen semaya nasıl bakarsan baktığın şey sensin. Onlar zikredecekler. Sen de onlarla beraber Allah demiyorsan, zikretmiyorsan, o da seni zikretmiyor. Çok umurundaydı. Kim Allah'ı zikrederse, Allah onu zikreder. Kim Allah'ı severse, Allah onu sever. Kim ona bir adım atarsa, Allah ona 10 adım atar. Kim ona 10 adım atarsa, Cenab-ı Hak ona 100 adım atar. O zaman aslında Hazreti Mevlana'nın deyimiyle
Bu alem aksi sedadır. Sen ne söylersen yine seni bulacaktır der. O zaman sen ne yaparsan yine seni bulacaktır o. İyilik yaptığında sana iyilik isabet edecektir. Kötülük yaptıysan, tövbe etmediysen sana kötülük isabet edecektir. O zaman sen elini ne tarafa uzatırsan o taraftan alacaksındır alacağını. Allah bizi iyiliklerin peşinde koşup durduğu kullarından eylesin. İşte o yüzden semada kardeşlerimiz Allah diyecekler. İnşallah sizler de hep beraber, hep beraber kritik etmeden Allah diyenlerden olun. Kıymetli dostlar, aramızda bulunan Sayın Kaymakamımız Cahit Işık Bey'le, Belediye Başkan Vekili Ercan Barutçu Bey'le huzurlarınızı almak istiyorum. Bir küçük hediyemiz olacak adab üzerinden. Biz gittiğimiz yerlerde bizim sufilerin öyle parası çok yoktur. Bende var da sufi olarak yok. O yüzden küçük bir hediye, Mesnevi inşallah takdim edeceğiz. Lütfederlerse memnun oluruz inşallah. Hazreti Mevlana Mesnevisi'ne der ki bu kitabın özünün özünün özü. Hoş geldin. Allah razı olsun. Güzel, biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz kucağımızı doldurduk gidiyoruz ya. Buyurun, üçümüzü beraber çıkın. Buyurun, bu tarafıma gelin. Bu tarafıma gelin. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Selamünaleyküm.